Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Efendim, Türkiye'nin gündemiyle karşınızdayım. Gündemde Libya mevzu, biliyorsunuz bombardıman olmuştu ve ardından çok ciddi bir göç dalgasıyla karşı... Bu değil, bu değil, yani. Libya mevzu, biliyorsunuz Hafter Saraj, bir anlaşma yapmıştık. Efendim, Libya konferansı oldu sonra, bu gelişme, ay bu değil. Yüksek hızlı tren açılışı falan mı? Yok yok, o da değil, o da değil. Çok daha önemli bir mevzu var. Arkadaşlar, ülke gündeminden bahsediyoruz. Çok çok daha önemli bir mevzumuz var çok kritik bir mevzu. Türkiye'nin en çok konuştuğu konu. Hadisenin Evet. Ülkece en çok konuştuğumuz konu bu. Hatta dünyada da bizi temsil eden hadisenin Evet. World Trend Topya'da sokmaya başardık. Bizi dünyada ülkemizi en çok konuştuğumuz konu olarak gördükleri konu hadisenin düştü. Ben ben ciddi bir mağduriyet yaşadım. Ya bunu anlatmakta zorlanacağım. Duygulanabilirim. Ama gazeteci olarak görevim halkı aydınlatmak, bu mağduriyetleri yansıtmak. Bu amaçla ben bu mesleği seçtim. Bu yüzden anlatacağım zor da olsa. Bakın Biliyorsunuz size her gün burada videolar yapıyorum ben. Her gün. Emek sarf ediyorum. Ciddi araştırmalar sonucunda geliyorum buraya. Oturuyorum. Yine baktım Twitter'da TT'ye gündemde ülke ne konuşuyor? Ne yapıyor? Bir, bir gireyim bakayım. Hani ne konuşuyor? Ben de araştırayım diye. <laughs> Masumane bir şekilde. Bir gazeteci içindir. Girdim hadise ve Hadisenin gücüyle karşı karşıya kaldım. Evet. Soru. Yarın niye çıplak bir poz vermesin? Çırıl çıplak. Yazacak mısınız yine magazin siteleri? Cesur poz. Olay paylaşım ateşli. Bunları mı bunları mı paylaşacaksın? Cesaret totosunu açmak sayısını buyurun ben de açayım. Bu mu yani? O zaman, bu, bu mu cesaret buysa biz de açalım. Bu mu? E niye kadın açınca cesaret? E ben de şey yapayım o zaman. Yazıklar olsun ya edepsizin adı ne zaman cesaret oldu? Edepsizin adı ne zaman cesaret oldu? Hayır sınırı ne bunun? Sınırını bilelim de ona göre. Çünkü ben bir mağduriyet yaşadım. Sizleri de uyarıyorum bakın. Az önce duygulu yaşadık burada. Yarın o girersiniz masum hani bakayım dersiniz çıplak pozuyla karşı karşıya kalırsınız. Çünkü bir sınır nerede burada? Yani bir sınır ne? Mesela benim sınırım benim inancım. Beni bellemiş. Ben, benim inancım Belli mi ben? E tamam hadi dindar birisi değil şimdi bu. Bunun sınırı ne o zaman? Şimdi ben bunu konuşuyorum diye birilerinin gözünde özgürlük düşmanı falan oluyorum. Tamam. Özgürlükse çırılçıplak o da onun özgürlüğü olur. O zaman çırılçıplak çıksın. Yazacağım mı o zaman da o şekilde? He? Hani kadın hakları savunucuları ben konuşunca şey yapıyorsun. Yazacağım mı? Asıl en çok kadın haklarının eleştirilmesi eleştirmesi lazım. Kadını cinsi obje haline getiren bunlar işte bu pozlar. Bunlar e, neyini ön plana çıkarıyor? Neyini orada şey yapıyor? Ne, bunun ne alıcısı var o pozun? Soru. Hı? Soruyorum bak çok açık bir söz. Sınırı ne o zaman bunun? Ya bu sınırı kim çizdi? Yani o zaman Rio de Janeiro'da da çıplaklar şey var mesela. çıplak çıplak denize girilen alan. O, o zaman o da ona göre onun şeyine göre. O da o, açsın o zaman. Yani ben onu mayolu olarak görmek zorunda mıyım? Az önce mağduriyetimi aktardım. Ben niye onu öyle görüyorum? Plajda Giriyorlar. Ben tasvip ettimden değil. Ben niye onu o pozyla görüyorum? Onu da tasvip ettimden değil. Hayır ben diyorum ya mesela bizde bir inat şeyi kaidesi var. Ben o şekilde bizim sunularımız belli. E bunu yarın biz farklı şeyler çünkü açacak başka bir yer kalmadı. Yani ben tedirgin ben mağduriyetimi yaşamışım. Ben mağdur olarak konuşuyorum burada. Kardeşim ben mağdurum ben hadi senin mağduruyum. Ben burada masum bir şekilde bir gazeteci baktım ve gördüğüm şey hadi senin Yani el insaf ya. O sitelerde verilen haberler. Ne yapıyor? Burada 11, 12 milyon takipse bunu paylaşıyor. Şimdi ülkece en çok konuştuğumuz. Konuştuğu şeyler de şu. Edepsizlik, ahlaksızlık falan şey yok. Hep sellüt varmış? Küçükmüş. Hiç beklediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş ne hal, biz ne ara bu hale geldik ya? Ya bu edep ne kadar normalleşti bunlar? Edepsizlik şey. Ya bu çıplaklık bunun cesaret şeyi yok. Bunu, bu, bu cehalet bu başka bir şey değil. Bu cesaret değil. Bu bildiğin dımdızlak cehalet. Dımdızlak cehalet bu. Dımdızlak cehalet bu. Çünkü niye beyin şeyi bu oraya göstereyim diyor. Beyin kullanarak hani ben diyorum ya en çok kadınların eleştirmesi lazım. Bak burada ben dini şeyi bir boyut bu farklı bir şey. Ben bundan şey bak din dindar biri olmasa da biri bir kadın bak feminist falan kulüpler şeyler var ya onlardan biri bir şey olsa dahi ya sen niye bizi cinsiyet şeyi gibi gösteriyorsun? Ya bizim beynimiz yok biz kullanamaz mıyız bunu? Ya neden bizi affedersin bir iki aya olarak gösteriyorsun sen orada? E, öne çıkardığın şey bu. Hani sen sanatçı sorsan aydın örnek değil mi? Onları sor kendisine. Evet sanatçılar aydın olur. Ülkeye örnek olması. 12 milyon şey takipçine bu mu senin aydın şeyin? Ve şu anda bütün artık Türkiye hatta dünyada. Dünyada bizi hadisenin güçlü temsil ettiğini söylemiştin değil mi? Evet. O kadar yani. Bu mu 12 bin? Bak takip yüzde 80, yüzde 90'ı gençler, çocuklar biliyorsun. Bunlar, ya bunları kim? Bunlar. Hani influenza bunları etkiliyor müziksel. Tamam. Bu şekilde mi örnek olacaksın? Bu mu? Ben ondan dolayı diyorum kadınların konuşması ya kadınlar. Ya ya sen niye kendi cinsi obje olarak bunları böyle yansıtıyorsun? Hani ayaklarının üzerine duran kadın başarı çalışmak işiyle yaptı. Nerede? Lafta şey kolay. Bak ben burada diyorum ya beni kalkıp bilmem ne kefelere koymayın. Ben burada normal normal şey bir vasıf sıfat olarak biledi sıfatları sıyırıp konuştuğum halde bu. Hani ülkesini seven, gençliğine örnek olacak, iyi bir nesil bırakmak isteyen bunu mu örnek olarak görmesi gerekiyor? Bu kadar basit mevzu. O yüzden yok bilmem ne düşman özgür. O zaman diyorum özgürlükse çıplaklık da onun özgürlüğü olur. Senin kafana göre söylüyorum benimkine göre değil. O zaman şu şey de yapsın. E diyorum ya sınırlar nerede o zaman? Nerede kalıyor bunlar? Birine göre şurası da şeydir. o Orası da böyle. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, Yani ünlü olduğu zaman problem yok. Dışarıda birisi bu şekilde gelse verilen maaşı deli bilmem ne manyak cahil cehalet bir şey bir sürü şey başlık atlar. Ünlü olduğu zaman normalleşiyor mu bu? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir kafa? Bu nasıl bir dünya ya? Ondan sonra işte YouTube'da Trend Topik'te. Şu an YouTube'un da trendine bakın. Trend kısmı pardon trend var YouTube'da. Trend'e tıkladığınız zaman en yüksek trend e, videolardan bir tanesi daha geçen gördüm. Dün kanal ismini de vereyim. Semih Uygan diye bir e, kanal röportaj yapıyor. Başlık 300 liraya sütyenini sattırdım. Clickbait değil diye bir de yanında şey açmış. Parantez. Basmadım bile tıklanma falan kazanmasın diye. Ama siz de burada ismi söyledim ama basmayın, tıklatmayın bile. Milyonlar izleniyorlar. Milyonlar, milyonlar. Daha önce bir sürü videolar. İşte en son ne zaman ilişkiye girdin? En son kimle öpüşün seviştin. Bu ya bunlar milyonlar izleniyor. Kim izliyor? Sen izlemiyorsan kim izliyor? Gencimiz çocuğumuz izliyor. E biz bunları aktaracağız. çok ciddi bir tehlike var demek ya. Beka sorunu illa dışarıda şeyde arama. Dışarı i̇şte sınır ötesinde. Kendi ülkende de bunlar da sorun. Bunlar da büyük sorun. Senin neslin yok olursa sen neyden bahsediyorsun? Git ülke dünyayı fethet ama neslin bozulduktan sonra ne olacak? Ne olacak neslin bozulduktan sonra? Ya Hadi Twitter'ın önemi Gezi Parkı'ndan sonra anlaşıldı işte. Kaldırımlar sökülünce anlaşıldı. E buradaki bu platformların önemi ne zaman anlaşılacak? Gençlerin ar damarı söküldüğü zaman bunu anlasan ne olacak? Tuğlayı yerine koyarsın. O ar damarı nasıl koyacaksın? Ha? Kolay mı bu? Burada bak diyorum ya milyonlar trendde işte. 300 liraya Bunları gören gençlik ne yapabilir? Ne, ne şey yapacaksın? E, i̇nsanların aklı var efendim. Ya niye mahkemelerde bile gençler çocuklar diye bir bölüm ayrı? Akıl var akıl. Akıl var değil mi? Akıl bali diye bir laf var bir kere. Aklı erme, bali olmak. Bunlara örnek olduğu şey bu. Ondan sonra bunlara sorsan, ay bizim ülke çok cinsiyet cinsiyetçi. E sen neyin ortaya koyuyorsun? Senin ortaya koyduğun şey ne? Ha? Fikriyatın mı? Bu mu? Beyni ben ne kadar? Bu mu? Yo. İki çift, iki çift lob koyuyorsun ortaya bu. Bunlar da bunu niye yapıyor? Onu da söyleyeyim size altında yatan. Bunlar eskisi kadar şey değiller. Yaşlandıkça ön planda kalabilmek için böyle şey yapıyor. Bu bir yeni değil ha. Bir tane olay. Hayır canım daha önce de. Bir tane şey dans yapıyor. Stilbiz dansı. Bunu milyonlara paylaşıyor. Bak stilbiz dansı. Ya bunu başkası yapınca şey ünlü yaptı mı? Aa. Yine o, o zaman da en çok konuşulan konu. Daha geçen de yine yılbaşıyla ilgili şey. Yani sürekli bunlar. Niye gündemde gündeme gelmesi lazım? Bunların var ya bunlar gündemden düşsün. Bunların psikolojisi bozulur. Kafayı yer bunlar. Kafayı kafayı şu anda sağlıklı demiyorum ama daha şey manada psikiyatri boyutunda kafayı yerler. O kadar diyorum. Bunlar şey gündemde kalabilmek için yapmayacakları şey yok. Yapmayacakları şey yok. Bunlar yaşaldıkça böyle saçmalıyorlar. İşte ne güzel dinimizde bak. Ras suresi 28. ayet-i kerime. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Alkış peşinde, konuşulma peşinde. Onlar ortaya sergiledikleri de bu. Ama ben onların kendi hayatlarıyla ilgili bak burada konuştuğum şey ben ona Naizane bir şey ayet ayeti kerimesi ama ondan da öte benim aktardığım şeyler toplumu etkileyen. Bizim ülkemizin de konuştuğu konu bu. Yoksa ben yani burada aktardığımız dünya bilmem ne ciddi Libya uluslararası meseleler Türkiye gelecek gençlerimiz çalış edin şey yapıyoruz. Bizim bir tane videomuz şöyle bir şey yaptı yok. Baktığınız zaman bunlar milyonlar 10 milyonlar hatta 10 milyonlar. Umarım bu devran döner değişir. Yoksa çok ciddi tehlike altındayız. BK. al sana beka. Çok ciddiyim beka al. Bu beka İstanbul Sözleşmesi evlilikler e, süresi nafaka falan bunların hepsi beka. Ben çok ciddi söylüyorum bunların hepsi gerçi, ciddi beka bunlar. Evlilik sayısı azalıyor boşananlar artıyor. Efendim sen oraya yansıtıyorsun. Boya badana bilmem ne ondan sonra kendi eşine bakıyor. Eşi hanım hanımcık bilmem ne. Aa, erkek. Herkes kafası da şey yapmıyor bu dünyaya bakmıyor. Başka kafalarla bakanlar var. Üç nokta. Rabbim sorumuzu hayır elisin. He, şunu söyleyenler de olabilir. Çok fazla rastladım rastladığım yorumlardan birisi. Ya mesela bir haber aktarıyorsun gündemde olan bir gelişme. Ya oradan nereye gittin? Buradan nereye gittin? Şimdi de yazabilir. Ya kalkıp sen hadisenin totosundan nereye kadar gittin? Ne öyle? Bakın ben enkırmenlik yapmıyorum burada. Spikerlik yapmıyorum. Yani dümdüz haber aktaran birisi değilim. Gündemde olan konular hakkında ben bunları vermek istediğim iyi mesajlarla Bunları diğer o ciddi meselelerde de analiz ederek bu şekilde aktarıyorum. Diğer türlü yapması kolay. O da o çok daha kolay. O, o çok basit. Hiç akıl şeye gerek yok. Al haberden tara oku. Benim buradaki amacım bu değil. Ben eğer burada fayda iyiye bir şey vermeyeceksen ben buraya zaten girmem. Yani buraya bile gece saat 2'lerde 3'lerde video atan herhalde tek haber kanalı benimdir. Ama vaktim zaten yok. E ben burada bir fayda gördüğüm için böyle bir çaba sarf ediyorum. O yüzden o yorum yazarken görüşüm beğenmiyorsanız dahi onu belirtin, eleştirebilirsin. Buna şeyim var, hakaret ayrıca Onları ciddiye bile aldım yok. Tehditler vesaire gırla geliyor, onları geç. Onları ciddiye aldım yok. Yine yazan yazıyor. Ama makul bir eleştiri yaparsan ama bunu dersen bu saçma olur. Ben burada bu kanalı niye bunu şey yapıyorum? E gündem üzerinde bu konular çıktığı zaman burada birçok toplumun sıkıntılı durumları var. Bak burada bir YouTube örneğini de veriyoruz. Bu tarz yorumlar geldiği için bunu da aktardım. Evet. Vakit bize izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, yükseliyoruz yavaş yavaş. Daha çok kişiye ulaşıyoruz. Kanalımız daha da büyüyor. Umarım hızlanır. Hızlanır. Bu gündeme giren konular bunlar. Bu bu tarz içerikler, milli mani bu içerikler girsin. Gençlerimiz daha çok faydalansın. Sadece e, bizim kanalımıza değil. Diğer böyle gördüğünüz kanallara destek olun. Çok yavaş e, gelişiyor bu tarz kanallar. Maalesef. Ama saçma sapan içerik yapsan doluyor. O yüzden sizlerin desteği burada önemli. Böyle aklı selim az insan var. Ama desteklerinizle inşallah daha çok kişiye ulaşırız diye umuyorum. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu önemli. Videoyu da beğenirseniz video ön plana çıkıyor. Daha çok kişi inşallah ulaşmış olur, faydalanmış olur. Paylaşarak yine daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Katıl butonundan laftan öte kanalımıza destek olabilirsiniz. Daha profesyoneller, profesyonel içerikler çekebiliriz. Daha çok gencimize öyle ulaşabiliriz. O yüzden o katıl butonu da önemli. E, emeğimize karşın orada bir emek sarf ediyoruz burada. Ee, katıl butonundan bir böyle dergi aboneliği gibi düşünebilirsiniz. Ee, destek olabilirsiniz durum için söylüyorum. Melih Esat acilet gmail'den de iletişim kurabilirsiniz. Seminerler yapacağız. Daha önceki videolarda da söyledim. Instagram'dan yazıyorlar seminer talepleri için. Lütfen onu mail adresinden yazın. Onu göremeyebiliyorum. Ee, bir e, liste yapıyorum. Aynı şehre bir daha git gel git gel yapmayalım diye bunu da belirtiyorum. Bu kısım biraz uzuyor ama kusura bakmayın aktarmam gerekiyor. Yeni izleyenler vesaire oluyor. Instagram'dan da video fikrinizi aktarıp e, takip edebilirsiniz etmeliye satıcı olarak. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Allah ömür verirse görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.